Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir iftara hazırlık programı ile karşınızdayız. Ramazan ayının bolluk ve bereketi içinde bugün de mutfağa girip lezzetli mi lezzetli bir tarif deneyeceğiz. Bugün sizlerle ve arkadaşlarımızla birlikte kolay baklava yapacağız. Bir yandan da Ramazan soruları ile şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecek? Bizimle birlikte sen de mutfağa girip yemek yapabilirsin. Hadi o zaman Bismillah deyip başlayalım. Adım Zeynep, 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Okulumu çok seviyorum. Ben Beren Yıldız, 11 yaşıma girdim. 5. sınıfa gidiyorum. Zeynep Tetik, Beren Yıldız. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de sizi gördüğüm için çok mutluyum. Bugün size kolay baklava yapacağım. Şerbetimi yapacağım. Cevizleri dökeceğim. Tatlıyı keseceğim. Bunları yapacağım. Bugün size kolay baklava yapacağım. Kolay baklavanın tereyağını eriteceğim. Daha sonrasında Zeynep tereyağını yufkamıza döktükten sonra onu ve ceviz döktükten sonra onu büzüştüreceğim. Sonrasında tepsiye koyacağım. Sonra da fırına vereceğiz. Zeynep, seninle başlayalım o halde. Ne dersin? Alır. Önündeki baklavalık yufkaların kurumaması için üzerlerine nemli bir bez örtmeni istiyorum senden. Arkandaki tezgahtan nemli bezi getirir misin lütfen? Tamam. Evet Zeynep, üstünü örtelim yufkaların. Tamam. Zeynep, sence neden böyle bir şey yaptık? Ramazan'ın ne kadar güzel olduğunu göstermek için. Evet, peki o nemli bezi sence neden yufkaların üzerine serdik? Yufkalar kurumasın diye. Çok güzel, yufkaların kurumaması için. Evet Beren, şimdi sosumuzu hazırlamak için sağdaki ikinci çekmeceden bir kap getirir misin? Şimdi o kabımızın içerisine tereyağını ilave edeceğiz. Ocağımızı alıp altını açabilirsin. Zeynep, Ramazan geldiğinde neler hissediyorsun? Çok güzel. Oruç tutuyorlar. Ben de bazen oruç tutuyorum. Çok güzel. Peki, Beren sen neler hissediyorsun Ramazan'da? Ramazan ayında kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Oruç tutmaları beni çok mutlu ediyor. Çocuklar, ilk orucunuzu hatırlıyor musunuz? Evet. Bize biraz bahseder misin Zeynep? Çok zordu, çok karnım acıktı ama en sonunda dayandım. Tüm gün mü oruç tuttun Zeynep? Evet. Peki Beren, sen de mi tüm gün oruç tuttun? Ben tekne orucu tutmuştum ilk oruç tuttuğumda. Nasıl oluyor tekne orucu? Bize biraz anlatır mısın? Sabahtan öğleye kadar tutulan oruç. Tekne orucu. Aynen öyle, çok güzel. İlk orucumu anaokuluna giderken tutmuştum. İlk orucumu tutarken çok zorlanmıştım, çok acıkmıştım. Ama tekne orucu tutuyordum ama yine de dayanamamıştım. Acayip susamıştım. Sonra birazcık yorulduğum için uyumuştum. Sonra kalktığımda da zaten tekne orucumu açma vakti geldiği için çok mutlu olmuştum. Peki şimdi Beren, ocağa bakar mısın tereyağımız erimiş mi? Tam olarak erimemiş. Biraz daha eritmeni istiyorum onu senden. Tamam. Zeynep, bu arada sen de şerbeti yapmak için ocağın altındaki ikinci çekmeceden tencere getirir misin? Tamam. Tencerede bir şey mi var sanki? Sürpriz soruyu buldun.
sorun geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Ramazan bayramının ilk günü ilk olarak hangi ibadet yapılır Zeynep? Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Biraz düşün bakalım. Bence bulabilirsin. Namaz kılınır. Ne namazı? Bayram namazı. Çok güzel. Tebrik ediyorum Zeynep. Harika düşündün ve sorucu buldun. Teşekkür Tebrikler. Ederim. Teşekkür ederim. Şimdi şerbetimizin yapımına geçebiliriz. Bu tencerenin içerisine şekerimizi ve suyumuzu koyacağız. Eritme işlemi nasıl gidiyor? Erimeye devam ediyor. Çoğu eridi. Hala tamamı erimedi, öyle değil mi? Evet. Biraz daha beklemeliyiz. Ona eridikten sonra zeytinyağını ilave edeceksin. Unutma, olur mu? Tamam. Peki sence tereyağı tamamen yok olmalı mı, kavrulmalı mı? Evet. Biraz az kavrulmalı. Neden biliyor musun? Neden? Fazla kavrulduğu zaman baklavamızın tadını değiştirebilir. Tamam. Zeynep, bu arada o tencereyi ocağa alabilirsin. Tamam. Arkadaşlar, sahura kalkmakta zorlanıyor musunuz? Evet. Nasıl oluyor Zeynep? Bize anlatır mısın lütfen? Annemle babam kaldırıyor beni. Ben kalkıyorum ama sadece su içiyorum. Bazen yemek de yiyebiliyorum. Çünkü gece kalktığımda hiçbir şey yemek istemiyor canım. Peki annen ve baban seni nasıl uyandırıyor? Bize biraz yapar mısın? Zeynep, hadi uyan, sahur vakti. Böyle kibarca mı söylüyorlar? Evet. Çok güzel. Peki sen neler yiyorsun sahurda? Sahurda omlet yiyorum, tost yiyorum. Yani böyle kahvaltılık şeyler yiyorum. Beren, sen sahura nasıl kalkıyorsun? Ben sahura kalkmakta çok zorlanıyorum ama annemler beni bir şekilde kaldırıyorlar. Nasıl kaldırıyorlar Beren? Beren, hadi kalk, sahur oldu. Kalk da bir şeyler ye, yoksa oruç tutamazsın diye kaldırıyorlar. Evet, çok güzel. Kalkmakta zorlanıyorum. Çünkü çok uykuluyum. Kalkmak çok zor oluyor benim için. Sahura kalkarken çok zorlanıyorum. Devamı da çok zor geçiyor. Şimdi eğer tereyağımız eridiyse zeytinyağını ilave edebilirsin Beren. Sos ne durumda? Kaynamaya devam ediyor. Bence onun altını artık kapatabilirsin. Zeynep, sen de bu arada şerbetimize bir bakar mısın lütfen? Tabii ki. Bence evet. Oldu. Onu da kapatabiliriz. Tamam. Beren, şimdi baklava yapımıza geçebiliriz. Yufkaları açma işlemi sende. Ben senin için tezgahı temizledim. Şimdi baklava yapımına geçebiliriz. Yufkadan bir yaprak alıp tezgaha sermeni istiyorum. Karışımımızı sürmek için soldaki birinci çekmeceden fırça getirebilir misin Beren? Beren, orada bir şey var, fark ettin mi? Evet. İkinci soru geliyor, hazırsan. Hazırım. Söyle bakalım, bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazı 2 rekattır. Doğru cevap. Teşekkür ediyorum Beren. Çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Zeynep, şimdi sosumuzu getirebilirsin. Tamam.
Şimdi o sostan önümüzdeki yufkaya birer kaşık döküp sürmenizi istiyorum. Bu işlemi yardımlaşarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda sohbet edelim, ne dersiniz? Olur. Annenizle birlikte mutfakta yemek yapıyor musunuz? Evet. Peki Zeynep, neler yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Kurabiye, kek, hamur işi. Sonra sarma da sarıyorum. Mantı yapıyoruz. Oo, Zeynep oldukça marifetlisin o zaman. Sayılır. Maşallah sana. Peki Zeynep, annen seni mutfakta görünce neler hissediyor? Çok mutlu oluyor, benimle gurur duyuyor. Yani çok iyi hissediyor. Baban da çok seviniyordur, öyle değil mi? Evet. Peki Beren, sen annenle mutfakta neler yapıyorsun? Annemle mutfakta her türlü şey yapıyorum. Salata, anneme yemek yaparken yardım ediyorum. Hamur işi, kek gibi şeyler yapıyorum. Peki senin annen seni mutfakta görünce neler hissediyor? Onun yanında olduğum için kendini mutlu hissediyor. Yani mutlu oluyor. Çok güzel. Annem mutfağa girmemi seviyor. Çok mutlu oluyor. Annem beni mutfakta görünce mutlu oluyor, seviniyor. Beren, sen onu yağlama işlemine devam ederken Zeynep de bizim şerbetimize limon tuzunu atabilir. Burada 3 numarayı buldum. Evet, sorun geliyor hazırsan. Hazırım. Bayram adetlerimiz nelerdir? Söyle bakalım. El öpmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, karşılık almak. Doğru cevap. Bu çok güzel bir hediye. Şimdi limon tuzunu şerbetine ilave edebilirsin. Tamam. Beren, yağlama işlemin bittiyse fırınımızı yakabilir misin lütfen? Evet. Bu sırada rondomuzu getirip cevizlerimizi çekeceğiz. Beren, rondomuzu getirir misin lütfen? Evet. Evet Beren, sana zor olmaması için ben rondonun içine cevizleri koydum. Sen onları çekmeye devam edebilirsin. Zeynep, iftar hazırlığını nasıl yapıyorsunuz? Bana anlatır mısın? İftar hazırlığını annem içecek yapıyor. Ne yapıyor ben, içecek? Limonata, hoşaf. Ben sofrayı hazırlıyorum. Yemek hazırlıyoruz. Öyle. Peki iftar sohbetini yapıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Evet, yapıyoruz. Böyle nasıl bir gün geçtiğini soruyoruz birbirimize. Çok acıktık mı, çok susadık mı diye. Öyle oluyor sohbet. Peki kardeşlerin de oruç tutuyor mu Zeynep? Evet, tutuyor. Onlar küçük mü? Hayır, benim 17 yaşında abim var, o tutuyor. Mutfakta anneme yardım ederken yemek yapmasına yardım ediyorum. Salatayı yapıyorum. Veya daha çok bir sürü şey yapıyorum annemle birlikte. Mutfakta anneme yardım ediyorum. Salatayı hazırlamasında yardım ediyorum. Sofrayı kurmasında yardım ediyorum. Yemekleri yapmasında yardım ediyorum. Evet çocuklar, çektiğimiz cevizleri kabımıza aldık. Şimdi yağlama işlemimiz bittiyse Beren bize oklavamızı getirebilir. Beren, oklavayı aldığın yerde bir şey vardı, fark ettin mi? Evet. Bir bakar mısın? Sürpriz soru geliyor, hazır mısın? Evet. Bizim birkaç tane dini bayramımız var. Bunların isimlerini söyler misin? Evet. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı.
Doğru cevap. Tebrik ediyorum Beren. Çok güzelmiş bu. Şimdi sosladığımız yufkamızın üzerine cevizlerimizi ilave edebilirsin Zeynep. Peki arkadaşlar, bayram yaklaşıyor. Neler hissediyorsunuz? Ben kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Çok mutluyum. Bayrama nasıl hazırlık yapılır? Bayrama hazırlık yapılırken genellikle güzel yemekler yaparız. Evimizi birazcık temizleriz. Üstümüze güzel şeyler alırız, giyeriz. Zeynep, sen bayrama nasıl hazırlık yapıyorsun? Ben bayrama annemle birlikte alışverişe çıkıyoruz. Üstüme giysi alıyoruz. Sonra güzel yemekler yapıyoruz. Misafir gelebilir diye. Sonra birilerine gidiyoruz. İşte öyle. Çok eğlenceli ve çok güzel zamanlar. Bayram gelince ben çok huzurlu hissediyorum. Çok mutlu oluyorum. Bayramda ailemle birlikte büyükleri ziyaret etmeye gidiyoruz. Sonra kıyafet almaya gidiyoruz. Bayramda çocuklar mutluluk duygusunu hisseder. Çok heyecanlanırlar. Sonra böyle yerinde duramazlar. Çok güzel bir duygu olduğu için. Ben bayramda akrabalarımın yanına ziyaret etmeye gidiyorum. Daha sonrasında büyüklerimden harçlık alıyorum. Arkadaşlarımla büyüklerimizin bayramlarını kutluyoruz. Beren, şimdi onu oklavaya sarabilirsin yufkayı. Arkadaşlar, Ramazan boyunca aç kalmak nasıl bir duygu? Yani aslında benim için böyle güzel bir duygu hem de biraz kötü bir duygu çünkü çok acıkıyorsun. Yani ama yine de çok güzel. Peki sen nasıl hissediyorsun Beren? Yani oruç tuttuğumuz için birazcık acıkıyorum ama yine de kendimi oruç tuttuğum için mutlu hissediyorum. Açken yemek yapmak çok güzel bir duygu değil. Böyle onu yiyesin geliyor, karnın daha çok acıkıyor. O yüzden güzel bir duygu değil. Açken yemek yapmak birazcık zor oluyor. Sürekli yaptığın yemeği yemek istiyorsun, su içmek istiyorsun. Çocuklar, hiç davulcu gördünüz mü? Evet, ben gördüm. Biraz bahseder misin Zeynep bize? Sahura kalktığımızda böyle davulcular arabayla böyle vuruyorlardı davula, geçiyorlardı caddelerden. Sence bunu neden yapıyorlar? İnsanları sahura kalkmak için, uyandırmak için yapıyorlar. Peki Beren, sen hiç gördün mü davulcu? Ben görmeye çok istedim ama hiç denk gelemedim. Peki Beren. Evet çocuklar, baklavamız neredeyse bitmek üzere. Şimdi bir tane daha yapacağız. Büzdürdükten sonra baklavamız tamam olacak. Zeynep, annen en güzel hangi yemekleri yapar? Annem her yemekleri güzel yapar. Mesela senin en sevdiğin yemek hangisi? Mantı. Annem Ramazan'a özel sarma sarıyor, baklava yapıyor, sonra bir sürü güzel yemekler yapıyor. Annemle en çok sarma sarmayı seviyorum, kurabiye yapmayı seviyorum ve mantı yapmayı seviyorum. Evet, cevizleri serpme işlemimize devam edebiliriz. Daha sonra büzeceğiz baklavamızı. İşlemini yaparken dikkatli olmalıyız değil mi çocuklar? Evet. Peki bunun sebebi nedir sizce? Çünkü düzgün büzmezsek çünkü yırtılabilir. Çünkü yufkamız yırtılabilir. Çok doğru söyledin Beren. Zeynep,
Sence Ramazan'da yardıma ihtiyacı olanlar için ne yapabiliriz? Ramazan'da yardıma ihtiyacı olanlar için onları evimize davet edebiliriz. Ya da onlara yemek götürebiliriz, su götürebiliriz. Ramazan'da ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz, yemek götürebiliriz. Sonra kıyafet verebiliriz, onları evimize davet edebiliriz. Eğer üşüyorlarsa onları sıcak tutacak başka şeyler verebiliriz. Zeynep, şimdi yapmış olduğumuz baklavaları kesmek için sağdaki birinci çekmeceden bıçak getirebilir misin? Tabii. Zeynep, orada ne buldun? 5. soruyu. Sorun geliyor hazırsan. Hazırım. Davranışlarımızla ibadet yapabildiğimiz gibi para ve mal ile de ibadet yapabiliriz. Çünkü Rabbimiz bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı ister. Peki bu ibadetin adı nedir? Söyleyebilir misin? Zekat. Zekat doğru cevap. Tebrik ediyorum Zeynep. Teşekkür ederim. Aa, ne güzel bir kitapmış bu. Evet çocuklar, size yardımcı olmak için baklavalarınızın tamamını ben kestim. Şimdi Beren üzerine sosunu sürüp fırçayla sürebilirsin. Oruçla ilgili hiç anın var mı? Var. Bizim için anlatır mısın? Tabii ki. Bir gün ben oruç tutuyordum. Sonra böyle yanlışlıkla çok susamıştım. Bir anda böyle suyu içiverdim. Sonra çok üzüldüm orucum bozulduğu için. Annem de bana üzülme, sen daha çocuksun. Bir tane daha tutarsın, üzülme dedi. Herkesin böyle anısı olmuştur değil mi Zeynep? Evet. Bu yüzden üzülmemeliyiz. Evet. Beren, senin hiç oruçla ilgili anın var mı? Evet. Sen de anlatır mısın lütfen? Anlatırım. Bir gün Ramazan'da oruç tutmuştum. Orucun namazın kılınmasına yani ezanın okunmasına 5 dakika falan kalmıştı. Tam sofrayı hazırladık, oturacaktık. Çok azıcık bir vakit kalmıştı. Dayanamayıp su içmiştim. Sonra annem bana onu Allah içiriyormuş. İçmesen kötü olabilir misin dediği için ben de çok mutlu olmuştum. Orucumu tutabildiğim için. Evet, çok güzel bir anıymış gerçekten. Ramazan deyince aklıma sahur geliyor. Sonra iftarı açmak geliyor. Ezan geliyor. Ramazan deyince aklıma oruç tutmak geliyor. Büyüklerimizi ziyaret etmek geliyor, el öpmek geliyor, harçlık almak geliyor, bir sürü şey geliyor. Şimdi arkadaşlar sosumuz hazır olduysa 200 derecelik ısıttığımız fırınımıza baklavalarımızı gönderebiliriz. Bunu birlikte yapabilirsiniz isterseniz. Kapatacağım. Tamam. Evet çocuklar, gerçekten çok güzel bir baklava yaptık, öyle değil mi? Evet. Biraz pişmesini beklememiz gerekiyor ama. Fırından çıkması için sabırsızlıkla bekliyoruz. Zeynep'le birlikte yemek yapmak çok güzel bir duygu. Zeynep'le birlikte yemek yaparken çok mutlu oldum, çok eğlendim, çok tatlı bir kız. Çok eğlendim çünkü Beren'si çok tatlı biri. Çok güzeldi, çok güzel yemek hazırladı. Çok eğlenceli vakitler geçirdim. Evet çocuklar, baklavamız fırından çıktı. Oldukça şahane gözüküyor, öyle değil mi? Evet. Yalnız şimdi daha da lezzetli olması için bir şey yapmamız gerekiyor. Şerbeti dökmemiz. Evet Beren, bizim için şerbetimizi getirir misin lütfen? Tabii ki.
biberen şerbetimizi ilave etmek için soldaki birinci çekmeceden kepçe getirir misin? Tamam. Kartı buldum. Hazırsan sorun geliyor Beren. Hazırım. Hac ibadetini yerine getirmek için gittiğimiz yer, dünyanın her yerinden gelen Müslümanların kardeşliğini pekiştirir. Farklı renklerde ve dillerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bütün Müslümanlar orada buluşurlar. Hac ibadetini yaptığımız yerin adını söyler misin Beren? Kabe. Kabe doğru cevap. Tebrik ediyorum Beren. Teşekkür ederim. Çok güzel bir kitap bu. Şimdi şerbetimizi baklavaların üstüne ilave edebilirsin. Zeynep, Ramazan'da israfa nasıl dikkat edebiliriz? İsrafa nasıl dikkat edebiliriz? Yemeklerimizi israf etmemeliyiz. Yani tabağımızda yemek bırakmamalıyız. Peki tabağımızda kalan yemekleri çöpe mi atmalıyız sence? Hayır, çöpe atmamalıyız. Yemeliyiz. Ya da hayvanlara verebiliriz değil mi Zeynep? Evet. Ramazan'da israfa tabağımızda yemeklerimizi bırakmamalıyız. Yoksa onlar çöpe gider, ziyan olur. Tabağımızda yemeklerimizi bırakıyorsak da hayvanlara vermeliyiz. Zeynep, sence kadınlar mı daha güzel yemek yapar, erkekler mi? Bence kadınlar. Beren, sence kadınlar mı güzel yemek yapar, erkekler mi? Bence ikisi de çaba gösterirse ikisi de çok güzel yemekler yapabilir. Çok doğru söylüyorsun Beren, haklısın. Baklavamız bitmek üzere. Hatta bitti bile. Çocuklar, çok güzel ve lezzetli bir baklavamız oldu, öyle değil mi? Evet. Peki şimdi yemek için ne yapmamız gerekiyor? İftarı beklememiz gerekiyor. Peki açken yemek yapmak nasıl bir duygu sizce? Birazcık yorucu bir duygu. Evet, yesin geliyor o yemeği. Ama iftarı beklemek zorundayız, öyle değil mi? Evet. Evet. Baklava yaparken çok zorlanmadım. Baklavayı yaparken yağını sürme aşamasını çok daha kolay yaptım. Ceviz dökme işini kolaylıkla yaptım. Şerbet yapma işini kolaylıkla yaptım. Evet sevgili çocuklar, iftara çok güzel ve şahane bir baklava yaptık. Ama maalesef bugünkü süremizin sonuna geldik. Sizlerle birlikte bütün Ramazan boyunca birbirinden lezzetli tarifler denedik. Yemekler yaptık. Bir yandan da hediyeler kazandık. Bir Ramazan'ı daha tüm coşkusuyla yaşadık ve şimdi bayrama hazırlık zamanı. Yalnızca Ramazan'da değil, her zaman mutfağa girmeyi unutmayalım, olur mu? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.